İyi akşamlar. Vitrin Akademi eğitmen söyleşilerine hoş geldiniz. Bu akşam çok sevgili Hülya Mutlu'yu konuk edeceğim. Ben Hakan Okay. Daha önce Hülya Mutlu'ya ben konuk olmuştum. Bugün onu davet ettik ve şimdi sizlere biraz Hülya Mutlu hakkında bilgi vermek istiyorum. Hülya Mutlu, Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Kurumsal hayatı boyunca insan kaynakları, kalite, satış ve müşteri ilişkileri alanlarında çalışmakta ve farklı fonksiyonları deneyimlemenin avantajını yaşamaktadır. Türkiye'de Enmac Danışmanlık, İngiltere'de HMI England, Avustralya'da ise Equal firmaları çatısı altında İstanbul, Birmingham ve Bert üçgeninde iş yaşamını 2006 yılından beri sürdürmektedir. Bu kuruluşlar bünyesinde dünyanın farklı yerlerinde strateji, liderlik, yönetim becerileri, çatışma yönetimi ve insan kaynakları yönetimi alanlarında danışmanlık yapmaktadır. Türkiye'de ve dünyada yönetim kurulu üyeleriyle dahil olmak üzere her kademe yöneticilere danışmanlık ve koçluk yapmaktadır. Kurumsal alanda verdiği eğitim ve danışmanlık konularının bazılarının başlıkları ise iletişim, müzakere, çatışma yönetimi, duygusal dayanıklılık, stres yönetimi, iş yaşamında iyi hissetmek, liderlik gelişim programları, stratejik yönetim, değişim yönetimi, satış becerileri gelişimi, aile şirketlerinin doğru yönetimi olarak sayabiliriz. Eğitimlerini, konuşmalarını mizahın gücünün farkında olarak tasarlamaktadır. Mizahın öğrenme psikolojisi açısından etkili bir yöntem olduğunu düşünmektedir. Farkındalık yaratmak amacıyla hazırladığı kısa videolarıyla didaktik olmayan, neşelendiren ve düşündüren bir tarzla mesajlarını vermektedir. Eğitim ve seminerlerinde gücüne inandığı hikaye anlatımı yöntemine bolca yer vermektedir. Elinin uzandığı her yere iyilikler ve güzellikleri bilgi bırakmayı yaşam amacı olarak edinmiş birisi ile kendisine verdiği söz ise yaşamım boyunca öğrenciliğim ve öğretmenliğim hiç bitmesin olmuştur. Sevgili meslektaşım, çok sevdiğim arkadaşım, dostum Hülya Mutlu'yu biraz daha yakından tanımak için kısa bir VTR'miz var. Onu da izleyelim. Sonra Hülya hocamı stüdyomuza alalım. Merhaba, benim adım Eda Naz, 22 yaşındayım. Çalışma hayatına yeni atıldım. Çalışma hayatı kendi içinde güzel ama zorlukları da var. Mesela ne zor derseniz hiç çalışmayıp çalışıyor gibi görünmek çok zor. Bayram mübarek olsun kızım. Şeymiş ya, Cadılar Bayramı dediler. Dedim arayayım kutlayayım. Kognitif psikoloji alanında çalışan Lynn Renninger diyor ki, esas sorun beyin dostu geri bildirimler vermiyor oluşumuz. İnsanlar geri bildirim verirken iki tane temel yanlış yaklaşımı tercih edebiliyor. Yönetici tarafında manzara şöyle, Türk yönetici bunu Acar Hoca da çok sık dile getirir, çalışanını elinin altında ister. Ve bu değişmedi. İlginç şekilde gençlerin de çoğunda hala bu böyle. Bakın Ömer Hayyam ne diyor? Ben iş hayatını öyle ele alıyorum. Diyor ki, biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz. Kuklacı Felek Usta, kuklalar da biz. Oyuna çıkıyoruz birer ikişer. Oyun bitti mi sandıktayız hepimiz. Evet, Hülya Hocam, hoş geldiniz stüdyomuza. Çok teşekkür ederim Vitrin Akademi'ye ve size bu güzel sürprizinizle ilgili. Valla sizi yeniden konuk yapınca ve sizle yeniden buradan karşılaşınca tabii ki heyecanlı bir şeyi unuttum. Ama izin verirseniz sizle söyleşimize başlamadan önce onu anons etmek istiyorum. Bu akşam dinleyicilerimiz arasından 3 kişiye Hülya Hoca'nın bir kitabını hediye etmek istiyoruz. Tam üstüne bastın. Peki bu kitabı nasıl elde edeceksiniz? Çok basit. Bugünkü söyleşiyi lütfen dikkatle dinleyin ve size hangi mesajları aldıysanız, bir farkındalığınız neye uyandıysa ya da hoşunuza giden herhangi bir şeyi sevgili Hülya Mutlu'yu, Vitrin Akademi'yi ve beni etiketleyip bunu sosyal medyada herhangi bir mecrada paylaşırsanız böylelikle takip edebiliriz. En beğendiğimiz paylaşımlara bu kitaptan isimlere imzalı 3 adet hediye edeceğiz. Evet, Hülya Hocam, tekrar hoş geldiniz. Şimdi sağ olun. tabii, çok şıksınız bu akşam. Renkler muhteşem. Ve şimdi bu tabii bize enerji veriyorsunuz her zaman. Biz sizin kliplerinizi seyrederken, o küçük videolarınızı seyrederken, şimdi biraz önce örneğini gördük.
hakikaten neşeleniyoruz, hakikaten güzel mesajlar alıyoruz ve özellikle bu dönemde, bu içinde yaşadığımız pandemi döneminde buna çok ihtiyacımız var gerçekten. Çünkü duygusal olarak bazı zorluklar yaşıyoruz. Peki, şimdi bugünkü konumuzun başlığı duygusal dayanıklılık. Peki, duygusal dayanıklılık neden önemli? Neden bu kadar üzerinde duruyoruz? Evet, hocam ben duygusal dayanıklılık deyince aklıma hemen Hacı Yatmaz denilen oyuncaklar geliyor. Bildiğiniz gibi düşüyor ve düştüğü gibi hemen kalkıyor. Yaşamda da gerçekten hayat yeknesak tekrarlardan ibaret değil. Kimi zaman celalli, kimi zaman cemalli zamanların içinden geçiyoruz. Hele hele bu celalli zamanları yaşadığımızda düşmek çok insani. O düşüşten sonra kalkmak gerçekten çok önemli. Tekrar yola koyulmak ve savaşmak, yeni koşullarla uyumlanmak, değişime adapte olmak. Duygusal dayanıklılık bunun için çok ama çok önemli bir kavram diyebilirim değerli hocam. Ve hayatın içinde bir sürü şey oluyor. Şu an mesela bir pandemi deneyimliyoruz. Başka şeyler de olabilir. İşte eşiniz gelip diyebilir ki mesela ben boşanmak istiyorum. Çocuğunuzun okulundan öğretmen arayıp diyebilir ki çocuğunuzda öğrenme güçlüğü teşhis edildi. Ya da işte beklediğiniz terfi hop bir anda başkasına gidiyor. Ya da sizi insan kaynakları bir çağırıyor. Çok teşekkür ederiz. Bundan sonra biz sizinle yolumuza devam etmeyeceğiz. Bunlar ya da paranızı batırıyorsunuz. Bir sürü şeyler oluyor. Bu saydıklarım şu anda bizi izleyen insanların, benim, sizin mutlaka hayatın bir döneminde en az bir kere deneyimlediği bir şeydir. Yani yere düşebiliriz ama kalkmayı öğrenmek çok önemli. Bu nedenle duygusal dayanıklılığı, bilişsel esnekliği çok önemsiyorum değerli hocam. Çok güzel ifade ettiniz. Aslında bir kere değil, belki birkaç kere düşüyoruz değil mi? Yani sonuçta birçok şey yaşıyoruz aynı anda. Peki evet. Bu duygusal dayanıklılık için farkındalık önemli değil mi hocam? Yani bunun için bir farkındalığa yatırım yapmak gerekiyor. Peki bu farkındalık deyince biz ne anlıyoruz? Yani bu hani meşhur anı yaşamak, çok anlatılan bu mudur? Yoksa başka bir boyutu da var mı bu işin hocam? Şimdi farkındalığın birkaç boyutu var. Bir kendine yönelik farkındalık. Onu da kendi içinde kategorize edebiliriz. İşte bilişsel farkındalık. Düşünce sistemim nasıl? Algı filtrelerim nasıl? Diğer taraftan kişisel farkındalık, işte karakteristik özelliklerimiz, güçlü yönlerimiz ya da önümüzdeki fırsat alanlarının ne olduğuna dair. Bir de farkındalığın dış dünya ile ilgili kısmı var. Öteki insanlar, hayatın içinde ne oluyor? Ve bütün bunlardan baktığımızda farkındalığı yüksek olan insanların çok güçlü bir görme ve kabul etme becerisi vardır. Daha net şöyle anlatayım hocam. Mesela bir olay oluyor. Bu olayda insanlar üç şekilde tepki verebiliyorlar. Bu tepkilerden birincisi şu olabiliyor. Olayı olduğundan çok daha küçük algılamak. Buna psikolojide incinmezlik yasası deniyor. Ya bir şey olmaz. Aslında bir başa çıkma yöntemi. Bazen insanlar bu yöntemi anlayamıyor ve karşı tarafın bu şekildeki tepkisini aa nasıl ya bak olay böyle adam takmıyor. İşte hastalık teşhisi konulmuş veya ciddi para batırmış ya da ne bileyim işte yakınlarını kaybetmiş. Oysa bu bir başa çıkma yolu. İkinci yöntem olay olduğundan çok daha büyük görmek. İşte bu pandemi sürecinde N95 maskesinin üzerine başka maske takıp üzerine de bir şekilde cam şeylerden, o korumalardan takan, eve stoklama yapan tipler tehdidi olduğundan çok daha büyük algılama eğiliminde olan tiplerdir. Ve bu tiplerin de duygusal dayanıklılığı oldukça düşük oluyorlar. Stres karşısında toleransları oldukça az. Üçüncü sınıf ise farkındalığı yüksek, olanı olduğu gibi gören. Yani ne oluyor, ne var ve daha önemlisi farkındalığı yüksek olan insan seçimler yapabileceğinin idrakinde ve diyor ki şu anda ne yapmam gerekiyor. Bu yüzden farkındalık konusunda yol almak istiyorsak önce içimizi bir derleyip toplamamız gerekiyor. Çünkü içini derleyip toplayan insanın dışarıdaki meseleleri çözümleme ya da dışarıdaki insanlarla bir şeyleri halletme konusunda çok ciddi bir gelişmişliği oluyor. Farkındalığı sadece anda olma konusuna indirgemek farkındalığa yayılacak bir haksızlık gibi geliyor değerli hocam. Peki. Harika söylediniz. O zaman biraz içimizi toparlayıp ondan sonra dış dünyaya biraz böyle bir farklı bir perspektiften bakıp gerçekleri olduğu gibi algılamak diyoruz. Peki. Tamam şimdi içimizi toparlayacağız da tabii ki yaşadığımız bir geçmiş deneyimlerimiz var. Duygularımız var.
Bunu biraz hani çocukluğumuzdan alırsak, bu çocuk bulaşması dediğimiz şey bize nasıl bugünkü yaşantımızı etki ediyor? Biraz o konuda bizi aydınlatır mısınız? Hocam, bu transaksiyonel analiz kuramından ben biraz istifade ederek bahsedeyim. Benim çok sevdiğim bir kuram. Zira insan davranışlarını böyle çok temel bir algoritma üzerine oturtmuş ve çok basit, anlaşılabilir. Burada Eric Byrne denilen kuramın kurucusu beyefendi insanları 3 ego düzeyinden ele alıyor. İşte yetişkin, ebeveyn ve çocuk ego olmak üzere. Burada aynı zamanda davranışlarımızın 0 ila 8 yaş arasında çok güçlü bir şekilde oluştuğundan bahsederken de iki kavramdan bahsediyor. Ebeveyn bulaşması ve çocuk bulaşması. Şimdi bu ebeveyn bulaşması ebeveynlerimizden ya da bize bakım veren kişilerden özellikle çocukluk yıllarında, hele hele erken çocukluk dönemlerinde öğrendiğimiz şeyler. Onlardan bize kalan böyle zihnimizde sürekli çınlayan sloganlar var. Şimdi birkaç örnek vereyim ki daha somutlaşsın. Örnek veriyorum. Ya bu patron milleti insanı ancak sömürür, biliyor musun? Oğlum bak, garanti bir işin olsun. Bak kim iş kursa batıyor. Bu devir iş kurulacak zaman mı? Ya da işte kızım erkeklere güvenme. Erkeğin iyisi de kötüsü de bulduğu ilk fırsatta aldatır. Ya da işte bak hiç kimseye güvenme. Herkesi kendin gibi sanma. Bu hayatta her zaman yalnızsın. Bunlar o kadar önemli sloganlar ki şimdi bunlar çok güçlü bir şekilde zihnimizde yer yapıyor. Ve yaşamımız boyunca, yetişkin yaşamımızda sürekli deneyimlerimizin içerisinden böyle deli gibi bunları doğrulayacak kanıtlar çıkarmaya çalışıyoruz. Ve o kanıtları her bulduğumuzda bir tik atılmış gibi. Ha bak işte annem söylemişti erkeklere güvenilmez diye. İş kurdum battım, bak bundan oldu. Ebeveyn bulaşması bu nedenle çok önemli bir kavram. Bundan bahsedeyim. Biraz da çocuk bulaşmasını anlatayım. Sonra da bunlarla ilgili nasıl aksiyonlar alabilirizden bahsedeyim değerli hocam. Çocuk bulaşması ise bazı kaynaklarda delüzyon diye de geçer. Bu da yine 0 ila 8 yaş arasını ifade eder. Ve çocuklukta edindiğimiz işte oradaki deneyimlerden bizde kalan, kendimize ait, bu ebeveynden bulaşmıyor, inançlarımızı temsil eder bu delüzyonlar. Ve bazen şöyle oluyor. Mesela diyelim ki ben küserek babamla annemle meselelerimi çözüyorum. Şimdi gelmişim 40 yaşına, sizinle bir meselem oluyor. Sizinle de küserek çözmeye çalışıyorum. Çünkü orada bir delizyonum var. Diyorum ki insanlarla küsersen ilişkini yönetebilir ve oradan alacaklarını tahsil edebilirsin. Ve çok sağlıklı değil esasen. İşe yarıyor mu? Bazen yarayabiliyor. Ya da şöyle düşünün, mesela duygusal dayanıklılığımızın yerle yeksan olduğu bazı anlar var. Karşımda diyelim ki yönetim kurulu ve ben çok önemli bir sunum yapıyorum. Yönetim kurulunun iki üyesi o anda birbirlerine bakıyorlar ve şöyle bir gülüyorlar. Ben pat diye diyorum ki ne oluyor ya, ben yanlış bir şey mi yaptım? Bak benimle dalga geçtiler. Ta belki de ilkokul 2'de yaşadığım bir olayın bende bıraktığı bir şey. Ya da işte geç kalıyorum mesela. Bunun için geç kaldığım yere giderken acayip bir strese giriyorum ve oraya girdiğimde zaten o kadar kötü bir vaziyette gidiyorum ki orada küçük düşeceğimi düşünüyorum. İnsanların benim hakkımda bir sürü şey düşüneceğini düşünüyorum. Ya da mesela çok böyle gelişmiş bir şeyim var. Ya ben mümkün değil İngilizce öğrenemem, biliyor musun Hakan hocam? İmkansız. Ya kilolu olmak benim yapım. Ben kilo da veremem. Şimdi bunların hepsi aslında işte kilo vermek, İngilizce öğrenmek, bunların hepsi bilişsel esneklik isteyen, duygusal dayanıklılık isteyen konular. Ama çocuk bulaşmalarımla o 0-8 yaş arasındaki edindiğim hikayelerle o kadar inanmışım ki kendimi kaptırmışım. Şimdi işte farkındalığı yüksek olan insan değerli hocam bunları yeniden bir gözden geçiriyor. Bunların işe yaramaz olanlarını çöpe atıyor ve o bizim duygusal dayanıklılığımıza çok katkı sağlıyor. Şimdi tam bu noktada hocam o kadar güzel anlattınız ki böyle ister istemez ben de olsa şu anda muhtemelen izleyicilerimiz de dinleyicilerimiz de şöyle bir geriye gittik. Acaba gerçekten bizde böyle şeyler var mı, izler var mı diye. Ben tam bu noktada herkese comment kısmından insanların aklına gelen, şu anda hissettikleri, duydukları ya da kafalarında kalan bir takım böyle şeyler varsa, bununla ilgili mesajlar varsa paylaşmalarını rica ediyorum. Biz de böylelikle anında size aktaralım Hülya Hocam. Hocam sizin aklınıza bir şey geldi mi?
Benim aklıma tabii çok şey geldi. Şimdi benim biraz durumum farklı hocam. Siz beni çok yakından tanıyorsunuz. Çünkü benim ailem aslında baba tarafı biraz baskıcı. Annem biraz daha serbest, böyle ikisi arasında kalmış bir çatışmanın ortasında bir çocukluk yaşadık. Üç kardeştik. Dolayısıyla aklıma çok şey geliyor. Çok fazla şey geliyor bu anlamda. En çok yaşadığım ise yabancılara güvenme. Hani bende de bu vardı. Yani yabancılara güven. Bunun birçok etkisi var. Yani çocukluktan işte demek ki benim de ebeveynlerimde çocuklarında kalma böyle bir şey varmış. Peki bu bilişsel çarpıtmaları fark etmek nasıl fark edebiliriz? Bu fark ettiğimiz zaman ne yapabiliriz? Biraz bunları bize açar mısınız? Çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Nasıl burada hareket edebiliriz? Hocam şu teknik çok işe yarıyor. Mesela düşünce geldiğinde, düşünce regülasyonu dediğimiz şey çok değerlidir. Kendi kendinle konuşmaya başlamak duygusal dayanıklılıkta çok önerilen yöntemlerden birisidir. Şöyle konuşmak. Ya bu kimin düşüncesi? Bu ne kadar doğru? Bu bir varsayım olabilir mi? Mesela çoğu zaman ben şöyle yakalıyorum. Aa bu benim vallahi annemin düşüncesi. Ya da bunu hep ilkokul öğretmenim söylerdi. Sonra işte kanıt aramak lazım, gerçekçi kanıtlar. Çünkü İona Kucuradi Hoca çok güzel söylüyor. Diyor ki biz çoğu zaman değer yargılarımızı değerlendirme yaparken kullanıyoruz. Oysa diyor değerlendirme gerçekten bilgi ister. Ve hoca bilgiyi de iki kategoride ele alıyor. Gündelik bilgi ve bilimsel bilgi. Gerçekten değerlendirdiğimizde o zaman diyorsun ki ya Hülya saçmalama. Hani bütün kilolu insanlar tembel olabilir mi? Bunu sana kim söyledi? Annen söyledi. Ay ne kadar önemli bir şey. 40 yaşına gelmişsin hala birisi kiloluysa tembel olabilir diye ilginç bir saçma ön yargın var. Bu birçok kararımızı etkiliyor. Bazen de çok olumlu şeyler yüklenmiş oluyor. Dolayısıyla bu kendinle konuşma, kanıt arama, başka neler düşünebilirim? Ya da bazen bir dış referansa, ya ben böyle düşünüyorum ama sen ne dersin? Ve bilişsel çarpıtmaları doğrulamanın en iyi yöntemlerinden birisi de bizim koçlukta kullandığımız şu tekniktir. Zannetme, farz etme, sor. Hele bizimki gibi toplumlarda, duygularını çok ifade edemeyen feodal toplulukçu kültürlerde, ya düşünün insan eşiyle bile 20-25 senedir aynı yastığa baş koyuyor. Dönüp de bir şeyi açıkça söylemeye çekinebiliyor. Ya şimdi arıza çıkar bilmem. Bunlar bizim duygusal dayanıklılığımızı işte aslında düşüren şeyler. Dolayısıyla kendimizle konuşmak, duygularımızı ifade etmek, bunların doğrulamasını yapmak çok geçerli ve etkili yöntemler diyebilirim kıymetli hocam. Çok güzel söylediniz. Zannetme, farz etme, sor. Evet. Yani o kadar güzel ki yani bu böyle bir mesaj var. Yani kendi ön yargılarına kapılma ve mutlaka bunu sor, öğren ve cevabını al. Ona göre seni yanlış yönlendiren, yanlış düşüncelere sevk eden konulardan da bir miktar uzaklaş diye anlıyorum. Şimdi tabii bu bilişsel çarpıtmalar bize tabii ki hayatımızı çok ciddi anlamda etkiliyor. Kaç yaşında olursak olalım geçmişten getirdiğimiz bazı düşünceler var, duygular var, ön yargılar var. Hatta bu ön yargıların olması da normal çünkü hepimiz insanız ama ön yargıların yargıya dönüşmesi problem. Ve böylelikle biz biraz bu bilişsel esneklik kazanmak gibi bir becerimizin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam bu bilişsel esneklik konusunda nasıl kazanabiliriz? Ne yapmak gerekiyor? Burada mesajlarınız var mı? Hocam burada birkaç etkili faktör var. Bir kere az önce şeyde de bu konuya biraz değindim ajandamdan notlar programında. Karakter çok etkili bir faktör. Hani Heraklites binlerce yıl önce karakter kaderdir diyerek bana kalırsa İbni Haldun'dan daha güçlü bir önerme ortaya çıkarmıştır. Birincisi bu. Karakterimiz çok etkili. İkincisi stresle ilişkimiz gerçekten çok çok etkili. Stres yönetimi konusunda kötü olan akut stres ya da işte kronik stres ya da
Akut stresin başka bir türü var. Episodik akut stres diye. Sürekli stres olarak mesela iş çözen yaşayan insanlar var. Kronik stresi ve episodik akut stresi yaşam tarzı haline getiren insanların duygusal dayanıklılığı çok düşük oluyor. Diğer taraftan güçlü iyimserlik, umut içerme, geleceğe bakış açısının pozitif yönde olması yine bilişsel esnekliğe ciddi katkısı olan yerler ve varoluşçu psikoloji de hep bizi çok doğru bir yere çağırıyor. Diyor ki işin içinde anlam bulan insanlar bir şekilde çok daha duygusal dayanıklılığı yüksek insanlar oluyor. O Temerküz kamplarındaki hikayelere baktığımızda da oradan kurtulan insanların ilginç şekilde ortak noktası gerçekten bir anlama tutunmaları. Zaten Viktor Frankl'ın insanın anlam arayışı deyip logoterapiyi bize sunduğu yaklaşım da tam bununla ilgili. O yüzden stresle baş etsinler, şöyle karakterlerine bir baksınlar. Umut, iyimserlik bununla çok ilişkili. Bir de bir şey daha var, onu söylemeyi unuttum. Kendilik algısı, negatif kendilik algısı, indirgenmiş kendilik algısı bilişsel esnekliğimizi çok şey. Yani ben yapamam, benden olmaz, bizden geçti, ben şanssızım, ben yeterince zeki değilim. Ya da tam tersi böyle çok narsistik bir şekilde gereksiz abartılı benlik algısı da bilişsel katılığı getirebiliyor. Dolayısıyla bu fonksiyonlarda iyileşmek çok önemli. Tabii bütün bunlar için de insanın kendi hakikatiyle yüzleşebilmesi gerektiğini düşünüyorum Hakan Hocam. Çok güzel söyledi. İnsanın kendi hakikatiyle yüzleşmesi. Yani ben de sizin o dediğiniz iyimserlerden, o geleceğe çok böyle pozitif bakan insanlardan biriyim. Tanıyorsunuz, birçok da dostum, arkadaşım da aynı şeyi söylüyor. Yani çok pozitif bir enerji yüklerim ama içimde bazen de bu şeye... Karamsarlığa ben de düşüyorum çünkü ne olursa olsun zaman zaman düşüyoruz, zaman zaman kalkıyoruz ve böylelikle bir takım duygular yükleniyoruz ve bu duygular o kadar farklı oluyor ki bazen bizi gerçekten yerle bir ediyor sizin dediğiniz gibi. Peki bu duygularımızı nasıl fark edebiliriz? Yani düştüğümüzde, zor zamanda kaldığımızda nasıl ayağa kalkabiliriz? Yani sizin meşhur şu raket ve otantik duyguları nasıl fark edebiliriz? Bununla ilgili bize yani burada küçük bir egzersiz yapabilir miyiz? Bir sürpriz olsun izleyicilerimize. Ne dersiniz? Memnuniyetle tabii ki yapalım. Şimdi hocam öncelikle kavramları bir netleştireyim, oradan da egzersize geçelim. Raket duygu dediğimiz kavram yine çocukluk yıllarında öğrenilmiş olan, işlevsel olmayan ve genellikle böyle stresli durumlarda pat diye ortaya çıkan ve işi berbat eden, bizi böyle aşağıya çeken bir duygu. Hatta geçen şeyde gördüm, televizyonda gördüm. Bir açılış yapılıyor, bir yerin açılışı ve bir kurumun en tepesindeki insanlardan birisi birden strese girdi beyefendi. Ve o kadar yönetilemez bir hal aldı ki yanındaki bürokratlar falan sakinleştirmeye çalışıyorlar. Ama o bir şekilde raket duygusuna kapıldığı için duyamaz halde. Yani 45-50 yaşındaki bir insan bile bir bakıyorsunuz 7 yaşındaki bir çocuğa dönüşüyor. O yüzden raket duygu farkındalığı çok önemlidir. İşte çocuklukta öğrenilir, stresli durumlarda ortaya çıkar ve işe yaramaz diyeyim. Otantik duygu kavramına geldiğimizde ise 3-4 tane duygudan bahsedebiliriz. Mesela işte öfke, kızgınlık, memnuniyet, sevinç, üzüntü. 4-5 tane temel duygu. Diğer duygular zaten bunların karışımlarından oluşuyor. Otantik duyguları fark etmek ve otantik duyguları kullanmak çok önemlidir ama bunun için önce raket duygunuzu fark etmeniz gerekiyor. Şimdi şöyle bir egzersiz yapalım. Hocam siz de düşünün. Şimdi diyelim ki bir yerde çalışıyorsunuz ve hayalinizde de bir pozisyon var. Bu pozisyonda işte bilmem ne müdür olmak. Ve bir şekilde şirkette bu pozisyonla ilgili olanak olsun diye bir 4 senedir, 5 senedir yöneticinizin, oradakilerin gözünün içine bakıyorsunuz. Tam hikayenin içine girin. Sonra günlerden bir gün bir telefon geliyor ve başka bir şirket sizi iş görüşmesine davet ediyor. Pozisyon tam da bu. Ondan sonra siz ikinci görüşmeye haber beklerken çok enteresan bir tesadüf oluyor. Müdürünüz sizi yanına çağırıyor ve diyor ki bak biz de seninle ilgili bu pozisyonla ilgili şöyle şöyle bir şey düşünüyoruz. Aa, bir anda aydınlanıyorsunuz. O kadar hoşunuza gidiyor ki. Çünkü şirketinizi aslında çok seviyorsunuz. Oradaki değerler sistemi size uygun vesaire. Ondan sonra ikinci görüşmeye davet edildiğinizde kibarca reddediyorsunuz firmayı. Diyorsunuz ki çok teşekkür ederim. Burada bana da bir olanak çıktı.
Sonra müdürünüzle görüşmeleriniz devam ediyor falan derken terfilerin açıklanacağı bir toplantı organize ediliyor. O gün en güzel kıyafetinizi seçtiniz. Parfümlerinizi sıktınız. İşte kadınsanız makyajınız, erkekseniz tıraşınız. O gün böyle süper iyi görünüyorsunuz ve sürekli de günün hayalini kuruyorsunuz. Allah'ım acaba nasıl söylenecek, ben nasıl davransam, bir konuşma yapmam beklerler mi acaba falan diye gidiyorsunuz ve tam böyle orada şeyler açıklanmaya başlıyor. Birinci terfi, ikinci terfi, üçüncü terfi derken sıra sizinkine geldiğinde aa başka bir isim ve şoke oluyorsunuz. Çünkü zikredilen isim hem daha şirkette yeni başlayan birisi hem de herkesin böyle işte tembelliğinden, iş yapmazlığından dem vurduğu bir insan. Ama hala beklemeye devam ediyorsunuz. Toplantı bitmiştir diyor CEO. Dağılabilirsiniz arkadaşlar. Siz böyle olduğunuz yerde kala kalıyorsunuz. Ve enerjinizi biraz toparlıyorsunuz ama o anda feci bir hissiyat içerisindesiniz. Yöneticinizin koştur koştur odasına gidiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki işte Ekrem Bey, ben çok şaşkınım. Nasıl böyle bir hata mı oldu? Ne oldu? Ve Ekrem Bey de diyor ki, özür dilerim. Gerçekten ben de böyle olsun istemezdim ama bir yerden sonra her şey bugün sabah gelişti. Benim yapacağım hiçbir şey yok. Böyle oldu. Peki diyorsunuz, benim önümüzdeki günlerde ümidim var mı? Maalesef görünen o ki şu anda senin kariyer yolun tamamen kapanmış vaziyette. Ve orada tak o koltuğa çöktünüz. Şimdi size gelen o anda o koltukta size gelen duygu nedir? Evet. Hocam size ne duygu geldi? Yani bana bir kere bir kal geldi. O ayrı da şimdi. Şimdi ben burada seyircilerimize, izleyicilerimize ve dinleyicilerimize sormak istiyorum. Lütfen size nasıl bir duygu geldi? Şimdi çok güzel bir şekilde Hülya Hocam bize bunu yaşattı. Vallahi yaşadım hocam. Yani hakikaten sanki böyle bir şey olmuş gibi o duyguyu yaşadım. Ama ben hani kendi duygularımdan önce biraz şöyle yorum almak istiyorum. Gerçekten neler hissettiniz? Var mı böyle hissettiğiniz duygular? Lütfen siz de comment kısmına yazınız. Ben de Hülya Hocam'a paylaşayım. Ne gibi duygular yaşadınız? Bu mesajları ben Hülya Hocam'a okumak istiyorum. Varsa lütfen paylaşın. Biliyorsunuz bu comment kısmında yorumlarınızı yazabilirsiniz. Onlar yaza dursunlar. Tabii herkese kal gelmiş demek ki. Yani gördüğüm kadarıyla zor bir şey. Yani bir tarafta bir fırsat var, onu bıraktınız. Bu tarafta döndünüz bu tarafa. Bu tarafta da yollar kapandı. Yani bir anda gerçekten bir uçurumdan aşağı yuvarlanır gibisiniz. Açıkçası ben kendimi çok kötü hissettim. Şimdi bu böyle düşmek kalkmak meselesi değil. Burada kariyeriniz de bitti değil mi Hülya Hocam? Yani şimdi, tabii ki. Şimdi ben burada gerçekten kendimi kötü hissetmekle birlikte içimi de bir nefret kapladı. Yani bu bakın bir nefret kapladı. Neden? Çünkü bana o duygu verildi. Bana o mesaj verildi. Ben kendimi hazırladım. Keşke söylenmeseydi. Hiç bana böyle bir hazırlık yapılmasaydı. Ben günlerce kendimi bunu hazırladım. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi tıraşım oldu. İşte ne diyelim, kendimi hazırladım. Hatta minicik bir konuşma da hazırladım. Espriyle karışık. Siz seversiniz öyle minik mesajları. Ama gel gör ki hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ve şimdi biliyorsunuz nefret de sevginin tersidir. Yani sevmediğiniz bir şeyden nefret edemezsiniz. Çok sevdiğiniz bir şeyden nefret edersiniz. Dolayısıyla sevdiğim işimden de bu sefer bir nefret duymaya başladım ama gidecek bir yerim de yok. İşte bu, peki böyle bir duyguları fark ettik hocam ve bunlarla nasıl baş edeceğiz? Teşekkür ederim hocam, siz de güzel aydınlattınız. Şimdi izleyicilerimizden gelen cevapları okuyorum ben. Oradan yola çıkarak isterseniz biraz yorumlar yapayım. Mesela diyor ki Merve Hanım, hayal kırıklığı sizin raket duygunuz. Selma çalışır, değersizlik. Ondan sonra aşağı doğru gittiğimde bütün emekler çöpe atıldı diyor. Belgin Hanım, sizinkisi haksızlığa uğrama. Benim raket duygumun aynısı. Muammer Bey duvara toslama demiş. Selma Hanım öfke, Nazan Hanım kızgınlık, İbrahim Bey hayal kırıklığı, pişmanlık mesela çok sık gelmiş. Mesela editör demiş ki işten ayrılırdım demiş. Sinirlenirdim.
ortalığı birbirine katardım demiş mesela Elif Hanım. Çok yüksek over bir şey yani öfke. Şimdi sinir harbi yaşayıp ağzıma geleni söylerdim diyor Zeynep Hanım. Ve genellikle üzüntü, pişmanlık. Şimdi hocam bu duygu geldiğinde öncelikle raket duygunu tanımak şu anlamda çok iyi. Ben size kendi raket duygumu söyleyeyim. Haksızlığa uğrama. Benim bu raket duygum o kadar hızlı aktive oluyor ki işte ebeveynlerimden öğrenmişim. Özellikle babamda çok yoğundur bu. Ben bu konuyu kavradıktan sonra bu duyguya kapılmıyorum artık. Çünkü duygu yönetiminde şöyle bir şey var. Duygu geldiğinde onu tanımlayıp bir çerçevenin içine koymak. Ona bir isim koymak. Sonra ya bu pek işlevsel değil. Ben buraya işlevsel ne koyabilirim? Şimdi diyelim ki başkasını suçlama. Orada yöneticimi suçluyorum. Başkasını suçlama benim raket duygumsa istediğim kadar suçlayayım. Beni iyice aşağıya çekecek. Mesela derin bir öfke patlaması en işe yaramayan raket duygulardan birisidir. İnsanların eşleriyle, evlatlarıyla, çalıştığı insanlarla aralarını çok açar. Yalnızlık, çaresizlik, umutsuzluk, değersizlik bunların hepsi işlevsel olmayan duygulardır. Önemli olan böyle anlarda çıkan o ani sık sık tekrar eden duygunuzu tanımanız. Onu tanıdığınızda zaten tanıdık bir arkadaşınız gelmiş gibi oluyor. Şöyle oluyor, ben size söyleyeyim bundan sonra falan. Ha geldi yine, dur ben onunla bir konuşayım. Sana kapılmayacağım. Şimdi duygu repertuarımdan daha işlevsel bir duygu alayım. Üzüntü alayım. Yani ben kendim bu arada olumsuz duyguları yaşamamak diye bir şey yok. Ben böyle bir olay yaşadım ya, oradan üzüntüyü alıyorum. Oraya koyuyorum. Ama belli bir süre içerisinde kendime bir yaz süresi veriyorum. 2 gün üzülebilirim buna. Sonra seçenekleri görmem lazım. Duygusal dayanıklılık budur çünkü. Diyorum ki peki seçeneklerim neler? Burada kalacak mıyım? Dışarıya gidecek miyim? Çıkıp kendi işimi mi kuracağım? Yoksa şunu mu yapacağım? Gidip iş yerine bunu mu teklif edeceğim? Seçenek çıkarmaya başladığınızda duygusal dayanıklılığınız artmaya başlıyor. Yani raket duygunuza asla kapılmayın. Ve raket duyguyla beraber bir de kupon duygular var. Raketleri bir de biriktirmeye başladığınızda her seferinde cebine birini atıyorsunuz. Buraya çaresizlik, buraya öfke, buraya nefret. O kuponlar birikince bu sefer fiziksel bir yükte oluşuyor. Ve vücut sizinle konuşmaya başlıyor. Orada da duygusal dayanıklılık azalıyor. Mesela boyun fıtığı vasıtasıyla konuşuyor. Migren vasıtasıyla konuşuyor. Gastrit vasıtasıyla konuşuyor. Bel fıtığı vasıtasıyla konuşuyor. Diyor ki bak Hülya bana iyi bakmıyorsun. O zaman da işte duygusal dayanıklılık iyice düşmeye başlıyor. Bu yani, manada. Yani beynin vücuda verdiği emirler diyebilir miyiz buna? Çünkü neticede beyin bir emirler veriyor vücuda. Sonuçta bilinç dediğimiz şey beyin ve beyindeki bütün aslında yaşadığımız her şey vücudun tüm organlarına bir takım emirler gönderiyor. Mutsuzluğum, evet. Huzursuzum, kızgınım, ümitsizim, çaresizim ve bunun verdiği bir emirle vücutta bir buna bir reaksiyon gösteriyor. Değil mi hocam? Yani böyle tanımlayabilir miyiz? Kesinlikle tanımlarız hocam. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu duyguları iyi yönetebilen insanların bir süre sonra daha güzel ve daha yakışıklı göründüğünü de görebiliyoruz. Çünkü vücudun yani duyguları yönetemediğinizde suratınızda sarkmalar, çökmeler, daha çirkin görünme, gözünüzün ışığı sönme. Yani duygusal dayanıklılık güzelleştirir de diyeyim yani aynı zamanda hocam. Peki. Şimdi o zaman bir daha şu çerçeve etkisini bir daha bize biraz tanımlar mısınız? İzleyicilerimizden gelen mesajlar var. Şu çerçeveleme etkisini biraz daha bize açabilir misiniz? Nasıl çerçeveleyeceğiz? Yani nasıl bir tanım yapacağız? Yani onu nasıl tanımlayacağız da cebimize koymak yerine tanıdık bir duygu, ben bunu biliyorum, bunu böyle bir şey olmuştu diye nasıl anlatacağız? Şöyle anlatayım. Şimdi eşime mesaj atıyorum ya da partnerime, sevgilime ya da arkadaşıma. Aradan 1 saat geçiyor, hala cevap vermiyor. Bir bakıyorum ama çevrim içi görünüyor. Hala eyvah, cevap vermiyor. Tamam mı? Şimdi ben de ilk duygu şu. Beni takmıyor. Umurunda bile değilim. Değer verse böyle yapmaz. Şimdi bu ne kadar doğru? Hemen orada sana kendini zaten kötü hissettiren, seni aşağı çeken bir şey var. Al o raket duyguyu. Değersizlik, sevilmeme. Bir çiz şeyin içerisine koy. Hayali bir çerçevenin içerisine koy. Ve o duyguyla konuşmaya başla. Bu gerçekten doğru mu? İşlevsel mi? Şu an bana ya da bu ilişkiye iyi gelecek bir şeyi sağlayacak mı? Bunun yerine ne koyabilirim? Mesela sağlıklı kızgınlık koyabilirim. Ve
Akşam geldiğinde ya da işte yazışmada lisanı münasiple. Ya bir saattir cevap bekliyorum. Sen yazmayınca açıkçası biraz kızdım. Düzgün bir şekilde ifade etmek çok farklı. Akşam eve geldiğinde tribe girmek, surat yapmak, sürekli WhatsApp'ta online mı bu ne çeviriyor falan moduna girmek. Bunlar raket duyguların sağlıksız tepkileri. O yüzden bu duygu işe yarıyor mu, yaramıyor mu diye duygunuza bakın. Ve hemen duygu repertuarından bu iyi bir duygu değil, bu raket bir duygu. Çünkü raketin bir de raket diye kavramı var. Raket şu, sürecin kendisi. Diyor ki Eric Byrne, raket duyguya kapılırsan onu destekleyen bir sürü eyleme geçmeye başlarsın. İşte orada tehlike çanları çalmaya başlıyor. Berbat bir şey o. Çok güzel anlattınız. Peki bu işlevsel olmayan duygular. Şimdi dediniz ya bu duygularla bir faydası yok. Bize bir kıymeti yok. Hatta bizi aşağı çekiyor. Hatta bizi çirkinleştiriyor diyelim. Peki bunlarla nasıl baş edeceğim? Yani bu çerçeveyi çizdim, koydum. Dediniz ya biraz daha onu nasıl baş edeceğimizi de o reçeteyi de bize verirseniz herhalde izleyicilerimizden çok faydalı bir mesaj olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bir kapılmamayı öğrendik. İkincisi kupon biriktirmeme. Bunun için ne yapacağız? Duygularımızı doğru zamanda yerli yerince derli toplu kendimize ve başkasına şefkatli bir şekilde ifade etme, anlatma becerisini kazanacağız. Bu aslında çocuklukta edinilen bir şey ama Türk toplumunda zayıf bir şey. En azından benim yetiştiğim ailede mesela bu öğrenilmiş bir şey değildi. İçe atılır genellikle, pek söylenmez. Ben bunu çok uzun yıllar sonra öğrendim ve sonra insanın hem ruh sağlığında hem beden sağlığında bu kadar mı etkisi olur ve İnsanın ihtiyaçlarını anlatması, hislerini söylemesi bir ilişkiyi bu kadar mı besler? İster yöneticinle ilişkin olsun, ister partnerinle ilişkin olsun. Ben bunu hissettim diye konuşabilmek gerçekten çok önemli. Yine o negatif duygular geldiğinde mesela yazmanın çok güçlü bir enerjisi vardır. Hemen bir yazmak. Yazamıyor musun? Bir hocadan öğrenmiştim İngiltere'de, çok hoşuma gitti. Kendine diyor bir sesle anlatacak kimsen de yok diyelim ki. Kendine bir sesli mesaj gönder diyor ya da ses kaydı al. Yani duyguları ifade etmek, onlarla böyle bir yüzleşmek, onları yönetmekle ilgili de çok önemli bir fırsatı önümüze sunuyor. Sevgili Hülya Hocam, şimdi bizde tabii çok eskiden vardı, şimdi çok azalmıştır tahmin ediyorum. Belki de hiç kimse yapmıyor diyebilirim. Hatırlar mısınız? Eskiden günlükler vardı. İnsanlar duygularını, düşüncelerini günlüklere aktarırdı. Ve bu günlüklerde kimse okumayacak diye siz de oraya bütün duygularınızı, bütün içtenliğinizde yazardınız. Okullarda ise yani bizim çoğu zaman tabii ki maalesef ilkokul döneminde benim zamanımda vardı ama sonra giderek azaldı. Kompozisyon yazardı. Kompozisyonda bizim duygularımızı, hislerimizi de yazmamız beklenirdi. Bir şeyi anlatırken, doğayı, ağacı ya da herhangi bir şey anlatırken duygularımızı da ifade etmemiz istenirdi ki böylelikle duygularımızı daha rahat ifade edebilirim ve daha kolay iletişim kurabilelim diye. Şimdi onlar azalınca tabii bugünkü yaşadığımız bu teknolojinin getirdiği en olumsuz etkilerden bir tanesi de bunlardan biraz maalesef uzaklaştık. Bilmiyorum hala günlük tutan varsa bize lütfen yazsın. Bu günlüğün bir etkisini, faydasını yazmak gerçekten çok önemli diye düşünüyorum. Ben nacizane hala yazanlardanım. Hülya Hocam siz biliyorsunuz bol bol yazarım ve evet, hocam. Yazmayı da sevenlerden biriyim. Peki şimdi biraz bu düşünceleri yargıladık zihnimizde. Ve bunları anladık ve bunu biraz öğrenmeye doğru çekelim. Nasıl öğreneceğiz de bundan sonraki yaşantımızda bu duyguları ve buradaki bunlarla baş etmeyi öğrendikten sonra nasıl bunları hayatımıza geçireceğiz? Yani yargılayandan zihinden öğrenen zihine nasıl geçeceğiz? Hocam biz koçlukta insanlarla konuşurken ilk önce anlamaya çalıştığımız şey kafa yapısı. Yani bu kişi olaylara yargılayarak mı bakıyor yoksa öğrenerek mi bakıyor? Başınıza gelen bir travmayı düşünün sevgili izleyicilerimiz. Herhangi bir travma, işte ne olursa, hastalık, terk ediliş, işsiz kalma, ne yaşadıysanız.
Hele günümüzde değil mi? Ne kadar çok şey yaşayabiliyoruz. Hepimizin o kadar çok ki yani hepimizin hayatında çeşitli travmalar var. Şimdi bununla karşılaştığımızda yol ikiye ayrılıyor. Öğrenen yol, yargılayan yol. Şimdi öğrenen yol da zihin bir kere şuraya gitmiyor asla. Neden ben? Neden ben dediğiniz anda çok hızlı bir şekilde yargılama yolağına kaçmış oluyorsunuz. Ve hemen bir suçlayıcı moda giriyorsunuz ve kurban kimliğiniz oraya çok güçlü bir şekilde geliyor. Başlıyorsunuz bir kurtarıcı aramaya. Psikolojik oyunlar başlıyor ve hiçbir fayda yok. Öğrenen zihinde ise insan düştüğü anda olaya bakıyor. Olayın içinden bir anlam çıkarıyor. Ve en önemlisi de olaya bir gurur muamelesi yapıyor. Yani yolda gidiyorum diyelim ki ayağım taşa takıldı ve ayağım kanamaya başladı. Şimdi taşa küfretmek yerine taş eğer o an itibariyle artık benim gurum olduysa, yani yolda giderken önüne bak, bana bunu öğrettin, çok sağ ol demeye başladıysak o çok iyi geliyor. Peki şeyde nasıl kalabiliriz öğrenen zihinde? Öğrenen zihinde kalabilmek için bir olay olduğunda önce şöyle sorular çok etkilidir. Rudyard Kipling de diyor ki ünlü İngiliz edebiyatçı, benim 6 tane hizmetkarım var, 5M1K sorularını işaret ediyor. Hayatımda her şeyi onlara borçluyum. Şu sorular, yani kendine koçluk, kendine sorular çok güçlü içgörü kazandırır. Hayatımda ne oldu şimdi? Ben gerçekten ne istiyorum? Benim istediğimle olan arasında ne fark var? Şu anda neyi görmüyorum? Mesela çok güzel bir sorudur. Şu anda neyi görmüyorum? Hangi seçeneklerim var? Çünkü o anda öyle bir daraltıyoruz ki seçenekleri, dünyanın sonu geldi gibi. Başka etkili bir yöntem söylüyorum değerli hocam. Bu başka insanların da başına gelmiş midir acaba? Aa, onlar ne yapmış olabilir? Ve çok güzel başka bir şey söyleyeceğim. Benim sorumluluğum ne? Ben İngiltere'de bir şirkette çalışmaya başlamıştım 2003'te. Bir Hintli yöneticim vardı orada. Kadına hangi sorunla gidersem gideyim, birisi şu şunu yaptı, bu bunu yaptı. Kadın bana çok güzel bir şey öğretti. Sürekli şey diyordu. What is your responsibility? Ve ben böyle böyle şunu anladım. Bir olay başına geldiğinde ilk sorun şu olsun. Benim sorumluluğum ne? O kadar güçlü bir paradigma kayması yaşatıyor ki sana. Ve sonra evet. Şimdi ne yapacağım? Şimdi ne yapacağım? Muhteşem bir şey. Evet, şimdi ne yapacağım? Harika. Şimdi aslında tam da geldiğimiz yere, yani bugünümüze geldik. Şimdi inanılmaz bir değişimin içindeyiz. Şimdi ne yapacağım? Malum pandemiden dolayı işte evden çalışıyoruz, ofislere gidemiyoruz ya da yarı zamanlı gidiyoruz. İşlerimiz bazen azaldı, bazen haddinden fazla çoğaldı. Bir sürü şeyler, bir değişim içindeyiz. Gerçekten dönüşüm ve değişim. Bunlar birbirinden farklı şeyler ama bir değişimin içindeyiz hocam. Ve bunun içinde bir düzen kurmaya çalışıyoruz. Hepimizde bu mücadele var değil mi? Peki bu düzeni, yani nasıl uyum göstereceğiz ve nasıl bu düzeni kuracağız? Bu konuda gerçekten çok yardıma ihtiyacımız var. Belki izleyicimize bu konuda küçük bir yol haritası da gösterebilirsiniz. Ne dersiniz? Estağfurullah. Hocam başlamadan önce şöyle bir soru sorayım. Merak ettim çünkü izleyicilerimize. Ondan sonra da sorunuza cevap vereyim. Sevgili izleyicilerimiz, buraya kadar Hakan Hocam'la sohbetimizden kendi duygusal dayanıklılığınıza böyle 0 ile 10 arası bir puan verseniz. 0 berbat, 10 muhteşem. Kaç, şu anda kaç veriyorsunuz? Şu anki özellikle haleti ruhiyenizle. Çok merak ediyorum neler çıkacak. Siz yazmaya durun. Ben de çok değerli hocamın sorusunu cevaplayayım. Hocam, bir değişim gerektiğinde bir kere biz bir tekme yemiş oluyoruz. Konfor alanına oturduğumuz böyle konfor alanından tekmeyle dışarıya bir savruluyoruz. Konfor alanından çıkmak bize niye bu kadar? Ben orası aslında konforlu olduğumuz bir alan da değil. Güvende hissettiğimiz, kontrolde hissettiğimiz bir alan ama birden bir değişim geliyor. Ve yeni düzene geçerken önümüzde bir takım engeller var. Birincisi öz yeterlilik. Kendini yeterli hissetmeyen insan yeni bir düzene geçmek ve değişime başlamak istemez. Çok korkar. Ve dolayısıyla da bahaneler uydurmaya başlar. Mesela İngilizce öğrenmesi gerekir bu kişinin. Basit bir örnek üzerinden gideyim. Şöyle der. Ya ben İngilizce eğitim alınan bir okuldan mezun olmadım. Ben öğrenemem. Aslında İngilizce öğrenmek için İngiltere'ye gitmek lazım. Ama kardeşim pound dolmuş 10 lira. Hep şeye bakar yani. Yeni değişime uymak istemeyen insan
işin nasıl yapılacağına değil de nasıl yapılamayacağına ve bahane uydurmak konusunda da üstadı azam olmuşlardır. Bir de insanları değişim sürecinde en çok korkutan şeylerden birisi başkaları ne der düşüncesi. Mesela bu nedenle insanlar sevmedikleri işi, sevmedikleri bir eşi senelerce bırakamayabiliyorlar. Ama bu cümleyi her kurduğumda da hocam arkasından diyorum ki sakın ola yarın gaza gelip istifa etmeyi ya da eşinizi terk etmeyi düşünmeyin. Böyle eğitimlerle gaza gelinmemeli. Hocam buradan çıkmanın yolu şu. Kişisel olarak kendimize yatırım yapmaya başlayacağız. Duygusal dayanıklılığı çok artıran şeylerden birisi yaşam boyu öğrenci olma mentalitesidir. İkincisi çözüm odaklı bakmak. Bir dakika bakalım. Ben şöyle insanları çok severim. Bir dakika. Nasıl olur bakalım. Başkaları ne yapmış? Verilere bir bakalım. Mutlaka bir çözüm buluruz. Ölüm dışında her şeyin çaresi var. Yeni bilgileri edinme becerisi duygusal dayanıklılığı çok kuvvetlendiren bir şey. Çünkü bunları yaptığınızda o konfor alanınız zaten genişliyor. Onu yaparsak şuraya geliyoruz. Bir amacın peşine düşmüş oluyoruz ve bu duygusal dayanıklılık için muhteşem bir şey. Bir amacı olan insan. Hayalleriniz gerçekleşmeye başlıyor. İşte hedeflerinizi koyuyorsunuz. Artık bir de bu aşamaya geldiğinizde başka bir şey de var. Başkalarına da ilham veriyorsunuz. Her yönünüzle, duygusal dayanıklılığınızla, yaptığınız işlerle. Aynen sizin gibi hocam. Siz bu konuda gerçekten bence çok iyi bir örneksiniz. En azından ben sizden çok ilham alıyorum. Bir sürü insana da ilham verdiğinize eminim. Estağfurullah da. Şimdi benim benim de mottom şu. Eğer bir şey beni öldürmüyorsa beni güçlendirir. Yani de onlarca problemle karşılaştık. Tabii ki belli bir deneyimimiz var ve tabii ki birilerinden bir şey öğreniyoruz. Yani daha önce bunu yaşamış, buna benzer bilgi toplamak, bilgileri değerlendirmek, bunların içinden kendimize yarayan şeyleri almak çok önemli. Şimdi iyimser olmak, iyimserliğe doğru gitmek ve hayatımızı tabii ki güçlendiriyor, bizi güçlendiriyor, çevremize olumlu ışık saçıyoruz vesaire. Peki bu iyimser paradigmaya geçişi biraz renklendirebilir miyiz? Nasıl yapabiliriz? Bu iyimser paradigma bizim bir mottomuz olabilir mi? Olabilir tabii hocam. Amerikan Psikiyatri Derneği'nin çok uzun yıllar başkanlığını yapmış, pozitif psikolojiye de çok önemli katkıları olan Martin Seligman. Az önce siz bir örnek verdiniz ya günlük tutmayla ilgili. Evet. Bir terapi günlüğü yaptırıyor hastalarına, danışanlarına ve onlara şöyle bir ödev veriyor. Diyor ki sana bir şükran günlüğü vereceğim diyor. İrili ufaklı geçmişte şu anda şükredeceğin ne kadar çok şey varsa bunları yazmanı istiyorum diyor. Hastaların bir kısmı reddediyorlar. Ya yazmaya ne gerek var ki hani aklımdan geçirsem olmuyor mu diye. Bu zihin için çok gerekli bir yöntem. Yazmanın kinestetik enerjisi zihne çok olumlu katkılar ve etkiler yapıyor. Dolayısıyla koçlukta da bir takım terapilerde de mutlaka insanlara yazdırılır. İşte danışmanlıkta da zaman zaman kullandığımız yöntemlerden birisidir. Hayatımızdaki olumlu olan şeyleri sıkça düşünmek, not almak, hatta günlük bile her gün bugün iyi ne oldu, bugün olumlu ne oldu diye bakmak o kadar geliştirici ki bu kası çok geliştiriyor. Yani çok iyimser olmaya başlıyorsunuz, çok olumlu bir şekilde hayata bakmaya başlıyorsunuz ve hayatınızda ne kadar büyük zenginliklerin olduğunu görüyorsunuz. Tabii bu aynı zamanda serotonin, oksitosin, dopamin ve endorfin dediğimiz mutluluğu destekleyici nörotransmitlerin de salgılanmasıyla ilgili bir işlevi sağlıyor. O da duygusal dayanıklılığı otomatikmen etkiliyor. Şimdi izleyicilere bir şey daha veriyorum. Lütfen sizler de şu anda en az 3 tane şu anda çok şükrettiğiniz şeyi yorum kısmına yazar mısınız? Hayatınızda neye şükrediyorsanız biz de sizinkileri okuyup mutlu olalım. Ben de sizden bu mesajı bekliyordum çünkü bu sizin çok genellikle kullandığınız bir şey sevgili hocam. Şimdi ben tabii bir yönetim bilimci olarak şöyle bir mottoyla çıkıyorum yola her zaman danışanlarıma, şirketlerime, öğrencilerime. Diyorum ki yapacağını yaz, yazdığını yap. Yani bu yazma konusu benim için gerçekten kendim uyguladığım için faydasını görüyorum ve ben de bunu çevremdeki arkadaşlarıma bunu yaymaya çalışıyorum. Yazmanın ne kadar etkili bir şey olduğunu, hiçbir şey olmazsa bile yani bu yazmak
kendi kendimize de bir yerde bir konuşmaktır aslında bir yerde. Çünkü düşünmek öyle bir şey ki sonsuz şeyi düşünebiliriz. Sınır yok ama yazdığınız zaman onu biraz da sınırlandırmış oluyorsunuz. Aynı sizin anlattığınız gibi. Peki bütün bu anlamı yavaş yavaş sohbetimizin sonuna doğru geliyoruz. Bütün bu anlamı yeniden nasıl yapılandırabiliriz hocam? Evet, ayağımızın altından bir zemin kayması oldu. Burası hiç şüphesiz. Şimdi böyle zamanlarda tekrar şunu söylememiz gerekiyor. Değerler farkındalığı çok önemli. Çünkü mesela hayatta hedefleriniz değişebilir, vizyonunuz da değişebilir, zevkleriniz de değişebilir. Ama değerler çok önemlidir. Yaşam amacınızı bulmak için mutlaka önce bir benim değerlerim nedir kısmını sorgulayıp bulun. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Bir şekilde bir mentorun, bir koçun desteğini de alabilirsiniz. Çeşitli kitaplardan da istifade edebilirsiniz. Ama lütfen değerlerinizi bulun ve hizalanın. İnsanın anlam arayışını netleştirmesi için orada zihninin, gönlünün berraklaşması çok önemli. Sonra bir vizyon tarifi. Benim vizyonum ne? Güçlü yönlerim hangileri? Tutkulu olduğum işler neler? Ve neyin öğrencisi, neyin öğretmeni olarak bu yaşama gönderilmiş olabilirim? Bana çok ilham veren bir mektup var. Ben sizinle onu okuyacağım. Mektup, Sabiha Gökçen'e yazılmış bir mektup. Atatürk'le Bir Ömür kitabında. Çok kısa bir alıntı yapacağım mektuptan. Şunun için, burada ben bir yaşamla ilgili bir anlamı buldum. Ve benim de anlam arayışımı çok tanımlıyor. Ben bu mektupta ne yazılıyorsa şu anda o amaca hizmet ediyorum. Hani gecenin bu saatinde burada hocamla beraber konuşabiliyorsak, işte yarın sabah erkenden kalkıp yeniden çok güçlü bir tutkuyla hayata sarılacak ve öğrenmeye, öğretmeye başlayacaksam beni bu anlam hayatta tutuyor. Şimdi okuyorum size. Diyor ki Atatürk, insan ömrü yapılacak işlerin büyüklüğü ve zorluğu karşısında cüce kalıyor Gökçen. Geçtiğimiz yerlerde fabrikalar görmek istiyorum. Ekilmiş tarlalar, düzgün yollar, tertemiz sağlıklı insanların yaşadığı evler, büyük yemyeşil ormanlar görmek istiyorum. İstanbul'da ne medeniyet varsa, Ankara'ya hangi medeniyeti getirmeye çalışıp İzmir'i nasıl mamur kılıyorsak, yurdumuzun her tarafını, Anadolu'nun her yerini medeniyete kavuşturalım istiyorum. Ve bunu çok çabuk yapmak istiyorum. Dedim ya, insan ömrü büyük işleri başaracak kadar uzun değil. Mamur olmalı. Türkiye'nin her tarafı müreffeh olmalı. Ben yapabildiğim kadarını yapayım. Sonrası ne olursa olsun demek yok benim kitabımda. Geleceğin Türkiye'sini, geleceğin halkını düşünmek benim görevim. Bir iş aldık üzerimize. Bir savaşın üstesinden geldik. Şimdi ekonomik alanda bir savaş veriyoruz. Daha da vereceğiz. Bu heyecanı yaşatmak ve bu heyecanın ürünlerini görmek gerekir. Benim anlam arayışım burada. Bu heyecanın son nefesime kadar bu heyecanı yaşatmak istiyorum ve bu da beni çok enerjik kılıyor. Herkes kendini yataktan kaldıran işte iki gayesini ya da anlam arayışını bulmalı diye düşünüyorum değerli hocam. Hocam o kadar güzel söylediniz ki ya zaten mektup bizi aldı bizden götürdü. Şu misyon, vizyon ve değerler kısmı benim sürekli vurguladığım yani gerek bireyler gerekse kurumlar için vazgeçilmez 3 unsur yani misyonunuz, varoluş sebebimiz ve ulaşmak istediğimiz nokta yani vizyonumuz ve tabii bunu nasıl belirleyeceğiz ve değerlerimiz ne olacak? O noktaya varacağız ama bunu yaparken neleri, hangi değerlerimize sahip çıkacağız? Şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Ben bu tam 60 dakika ayırdığımız bu programda çok fazla süreyi geçirmek istemiyorum ama kapatmadan önce tekrar bir minik anons yapmak istiyorum. Sonradan katılanlar olabilir diye. Bu programı izlediniz sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Dolayısıyla bu programda sevgili Hülya Hocamın, Hülya Mutlu'nun Tam Üstüne Bastın isimli kitabını hediye etmek istiyoruz. Hem de katılımcılara ismine özel olarak imzalanmış bir şekilde. Bunu kazanabilmek için, bu üç kitaptan birini alabilmek için sizlerden sosyal medyada tabii ki önce Hülya Mutlu'yu, daha sonra da Vitrin Akademi'yi ve beni de etiketlerseniz böylelikle takip edebiliriz. En güzel yorumları değerlendireceğiz kendi aramızda ve böylelikle en güzel yorumlara birer tane kitabımızı hediye edeceğiz. Hülya Hocam'ın bu keyifli kitabını ki ben inanır mısınız defalarca kez bölümlerini okudum. Bir kere tamamını okudum. Sonra dönüp bazı yerlerini tekrar okuyorum. Buradan göstereceğim diye bazı şeyler etiketlemiştim. Stickerlarım vardı. Onları çıkardım. Çünkü sonra kitabı hediye ederiz. Burada sticker yok demesinler diye. Şimdi sevgili Hülya Hocam,
sizin şiire olan tutkunuzu biliyorum. Şimdi herhalde bu güzel programda, bilmiyorum, çok güzel bir söyleşi yaptık. Bizi bir şiirden mahrum bırakmazsınız diye düşünüyorum. Ben programı, bir size bir sürpriz oldu ama, size bir şiirle bitirmek istiyorum. Yani sizin söyleyeceğiniz bir şiirle. Ve ondan sonra da izleyicilerimize veda edeceğiz. Belki başka programlarda tekrar görüşmek ümidiyle diyeceğim. Son sözleri size bir şiirle vermek istiyorum. Sonra hep birlikte veda edip herkese tekrar görüşmek dileğiyle buluşacağız. Buyurun Hülya Hocam. Mutlaka cebinizde bir şiir vardır. Çok teşekkür ederim. Evet, hiç şüphesiz şiirsiz hayat olmaz. Çünkü sanatın herhangi bir şubesiyle bir miktar bile olsa meşgul olmak yine bizim duygusal dayanıklılığımızı inanılmaz derecede artıran, empatimizi güçlendiren bir şey. Tasavvuf külliyatı bütün dünyada beğeniyle takip ediliyor ve paylaşılıyor. Ve bence duygusal dayanıklılık, duygusal zeka gibi konulara hizmet eden çok da fazla literatürde içerik var. Ben onlardan birini paylaşayım. Mevlana'nın Misafirhane şiiri bugün konuştuğumuz konuyu gerçekten tamamlar vaziyette. Şöyle diyor: İnsan kısmı bir misafirhane. Her sabah yeni birisi gelir. Bir sevinç, bir bunalım, bir zalimlik. Aniden farkına varmak bir şeyin. Hepsi beklenmedik misafir. Hepsini karşılayıp eyle. Minnettar ol her gelene. Kim gelirse gelsin. Çünkü bunların her birisi öte taraftan bir kılavuz olarak gönderildi. Yani daha ne anlatılabilir ki? Bütün konuştuklarımızı 2-3 satırda ne güzel anlatmış Mevlana. Hülya Hocam, gerçekten yüreğinize, aklınıza, ağzınıza sağlık. Ben kendi adıma yararlandım, beslendim, keyif aldım, yeni fikirler uyandı. Dilerim seyircilerimiz de aynı şekilde yararlanmışlardır, keyif almışlardır. Yorumları mutlaka bekliyoruz. Bu güzel akşamı renklendirdiniz Hülya Hocam. Sizinle her zaman söyleşi yapmak çok keyifli oluyor. Belki de ileride başka programlar yine birlikte yaparız. Herkese bizi izledikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Ve son iyi akşamlar sözünü size bırakmak istiyorum Hülya Hocam. Kendi adıma öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Ve tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyorum. Son söz de sizin hocam. Çok teşekkür ederim. Değerli hocam, insanın duygusal dayanıklılığını çok arttıran şeylerden birisi de öteki insanlar. İnsan insanın kurdudur sözünü biz insan insanın yurdudura dönüştürdük. Ve yine duygusal dayanıklılık okumaları yapan kişiler şunu görmüştür: başkalarından aldığımız olumlu ve koşulsuz temaslar duygusal dayanıklılığımızı çok artırıyor. Şu an siz benim duygusal dayanıklılığımı o güzel sözlerinizle ve muhteşem moderasyonunuzla kat be kat arttırdınız. Ben de sevgili izleyicilerimize bir öğrenci gibi değil kesinlikle, bir dost, bir arkadaş gibi bir vazife bırakarak bu eğitimi, bir ödev bırakarak daha doğrusu bu eğitimi sonlandırmak istiyorum. Siz de bugün hayatınızda en az 3 kişiye koşulsuz ve olumlu bir temas iletisi verin. Takdir edin, onunla ilgili güzel bir şey söyleyin. Mümkünse gözlerinin içine bakarak, değilse bir mesajla ya da bir telefonla. Çünkü hayatın içerisinde o dış referanslarla da iyi olduğumuzu duymak ve hissetmek, samimi takdirler almak duygusal dayanıklılığımızı gerçekten çok güçlendiriyor. Ben bu akşam bizi bir araya getiren Vitrin Akademi'ye çok teşekkür ediyorum. Titizlikle hazırlandılar. Çok güzel bir VTR ile bir sürpriz yaptılar. Hakan Hocam aynı şekilde her zamanki titizliğiniz, özeniniz, şıklığınızla ve güzel moderasyonunuzda beni çok rahatlattınız. Programı çok güzel ve keyifli bir hale getirdiniz. Bizi izleyen sevgili dostlarımız, sizler de iyi ki geldiniz. Benim her geçen gün insana dair umudum artıyor. Çünkü akşam saatlerinde yaptığımız bu programlarda bu kalabalıkları görmek hepimizin yaşam boyu öğrenciliğe nasıl da adandığını gösteriyor. Sağ olun, var olun. Sizlerle olmak gerçekten beni yaşam amacımla bu akşam buluşturduğu için ayrı bir mutluyum. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın diyoruz. İyi akşamlar.